Ve yan de bastık. Evet. Oo, yine biraz patinaj çekti. Hafif yanladı da. Çocuklar 100 olduk. Ve dağısı da var tabii ki. Dağısı da var. 120, 130, 140'ı gördük. Selim merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Bugün hangi aracın babol testini çekiyoruz? MG. Evet. MG markasının bu Morris Garaj anlamına geliyor. İngiliz bir şirketti. Daha sonra SAIC, S-A-I-C adlı Çinli grup tarafından satın alındı. Şu an SAIC grubu bünyesinde üretim yapan bir marka ve daha önce %100 elektrikli, hatırlıyorsun değil mi? ZSEV adlı modelini çekmiştik. Bu da plug-in hibrit modeli, adı EHS diye geçiyor. Nasıl buldun tasarımını? Ben çok beğendim tasarımını. Ön tamponu çok güzel. MG logosu birazcık çıkıkta olduğu için çok güzel. Tasarımı da çok güzel. Evet, %100 elektrikli olan da buradan kapak açılıyordu. Buradan şarj ediyordun. Hı-hı. Gel bunun da sıcağı sıcağına gösterelim. Bu arada buna tampon dedin, ızgara olacaktı. Ben tüm aydınlatmaları yaktım. Kısa farlar LED. Sinyaller de hem dinamik hem de LED. Ön sis farları sürüşte kapatacağım. Onlar halojen. Bu arada müthiş rüzgarlı bir havada Topçam'da Sıçan Adası'nın hemen karşısında çekimimizi yapıyoruz. Bu aracı nereden şarj ediyoruz Selim? Hatırlıyorsun değil mi? Aha. Geçen gün balkondan 6 kat aşağıya kablo uzattık, şarj ettik. Şimdi o bölümü gösteriyorum izleyicilerimize. Selim, bizim yatak odasından bir kablo çıkardık. Biraz fazla kablo kestirmişim ben elektrikçiye bugün. Buradan 6. kattan aşağıya kablo uzattık ve evimizin tam altına park ettiğimiz MG EHS plug-in hibrit modelini şarj ediyoruz. Nasıl formül? Çok iyi. Uzun bir kablo yaptırdık. Ev tipi prize taktık ve araçla beraber gelen aparatı kullanarak şarj etmeye başladık. Bir de bu açıdan göstermek istiyorum size. Kablo şöyle 6 kat aşağıya geliyor ve burada MG ile birleşiyor. Gördüğünüz gibi sağ arka tarafta şarj kablosu giriş yeri. Bakalım şarj durumu nasıl? %25'i şarj olmuş. 13 kilometre şu an hak tanıyor. 5 saat 36 dakika süre veriyor. %100'ü dolu olduğunda bildiğiniz gibi 52 kilometre veriyor. Onu da hemen sıcağı sıcağına göstereyim. %50 şarjda 26 kilometre gidebilirsin diyordu. Onu da bizzat yaşadım. Yani 52 kilometre doğru bir kilometre. Aracı bir süredir kullanıyorum ve piller şu an tam %50, yani yarı dolu ve 26 kilometre menzil veriyor. Yani katalogda yazan %100 pillerle 52 kilometre menzil vermesi aslında doğru. 26'yı 2 ile çarptığınızda tam 52 kilometre oluyor. Saat 3.39 oldu. Sizler için kalktım ve aracı şarjdan almaya geldim. Bu test için bayağı emek sarf ediyorum. Bu arada bu kabloyu bir kereliğine yaptırdım tabii ki. 1300 lira gibi bir tutar ödedim. 50 metrelik bir kablo, biraz fazla bir kablo yaptırdım. Diğer test araçlarında da kullanabilirim diye düşünüyorum. Şu şekilde, bunu göstermemiştim. Böyle bir aparat çıkıyor bağlantı için. Onu şu şekilde göstermiş olayım. Normal ev tipi prizi ona taktım. Bakalım %100'ü dolmuş mu? %100'ü dolmuş ve 52 kilometre menzil veriyor. Şimdi aracı şarjdan alacağım. Yukarı çıkıp uyumaya devam edeceğim. Şarjlanma maliyetini gündüz gözüyle konuşuruz. Çocuklar günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyi. Araca binebilirsiniz. Şu an %100 şarjı dolu. Sizi okula götürüyorum. Okula sadece elektrikli modda gideceğiz. Yani sadece pilleri kullanacağız. Araçta anahtarsız çalıştırma var. Şuradaki düğmeye biraz uzunca basınca çalışıyor. Müziği kapatalım. Ve şurada ready yazacak şimdi. Böylece açılış ekranı da göstermiş oldum izleyicilerimize. Evet, ready yazdı. Yani şu an motor çalışıyor ama hiç ses yok. Ayrıca şurada bir EV düğmesi var. Ona bastığınızda araca ben sadece elektrikle gitmek istiyorum diyorsunuz. Şu an onu aldım.
ve sessiz bir şekilde yola çıkıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi hiçbir ses yok. Uzay aracı gibi aslında biraz huuu diye ses var değil mi? Bu şekilde gidiyoruz. Sizin okulunuz yaklaşık evden 800-900 metre, maksimum 1 kilometre diyelim. Bu tür kullanımlar için ideal. Şu an 52 kilometre menzil var. Yani 1 kilometre gideceğim, 1 kilometre döneceğim sizi okula bıraktıktan sonra. 2 kilometrelik %100 elektrikli bir kullanım yapacağım. Akşamdan koyduk, sabaha kadar pilleri şarj ettik. Orayı gösterdim izleyicilerimize. Peki nereden şarj ediliyor? İşte buradan AC, yani alternatif akımla da şarj edebiliyorsunuz. Ya da sıcağı sıcağına kabloyu gösterelim. Ben daha önce de göstermiştim ama elektrikli bagaj kapağı olduğunu da bu sayede göstermiş olduk. Şuradaki kabloyla ev tipi prize takıp ucunu, biz öyle yaptık zaten, şu ucu şarj edebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi AC tipi şarj aletlerinde de şarj etmek mümkün. Bagajı açmışken hemen özelliğini söyleyeyim. 448 litre. Bu bir kompakt SUV. 1375 litre oluyor. Arka koltuklar öne katlandığında. Bak, burada bir LED aydınlatma var. Burada çok güzel bir bagaj zemini var. Bagaj zemininin altında demin gösterdim bir kablo var. Ve akü yer alıyor. Şurada gördüğünüz üzere. Evet, orada da trafik seti ve bazı aparatlar var. Evet, tamir aletleri. Lastik tamir kiti var. Burada pandizot her zamanki gibi. Göstermeye bile gerek yok. Ancak buralarda herhangi bir askıya yer verilmemiş durumda. Köşelerde de sabitleme kancaları maalesef yer almıyor. Ama elektrikli olması güzel. Evet. Ama ben yine de bir araştırayım. Çünkü bazen sen göremiyorsun. Aynen öyle. Sen araştır. Belki sen görürsün. Bu arada inanılmaz rüzgarlı bir havada çekim yapıyoruz. Bulabildin mi? Hayır. Tamam. Şuradan elektrikli olarak kolaylıkla kapanabiliyor. Kapandıktan sonra da bakalım rüzgar engel olabilecek mi? Rüzgara rağmen kapandı. Kapandıktan sonra da arka tasarımını gösterelim. Arka tasarımı da ben beğendim Selim. Ve bak, bizim sevdiğimiz tip, iki tane gerçek egzoz çıkışı var. Yalnız arka sis farı tek yanıyor. Keşke hem solda hem sağda yansaydı. Dinamik LED sinyallere burada da yer verilmiş durumda. Bir de senden stop lambalarını göstermek için fren pedalına basmanı rica edeceğim. Oraya zor gideceğim. Evet, rüzgardan uçmadan gidebilirsen sevinirim. Şurada aracın adı ve PHEV, yani plug-in hibrit, kabloyla şarj edilebilir hibrit olduğu yazılı. Evet, gösterdi Selim. Selim, bir de gaza bas diyeceğim ama plug-in hibrit olduğu için gaz verdiğinde bakalım ses çıkmaya da bilir. Elektrik modundayken. Çıkıyor. Evet, ses çıkmıyor. Kornaya basar mısın? Bir de sinyalin sesini dinletelim izleyicilerimize. Evet, daha sonra buradan sis farlarını kapatalım. Farları da oto konumuna alalım. Oto konumunda da nasıl gözüküyormuş onu da göstermiş oluruz. Selim, kapı kendi kendine kapanıyor. İstersen hızlıca iç mekan incelemesine geçelim. Yani aracı uçmadan. Evet, uçmadan. Bak, kendi kendine kapı kapandı. Bu arada ben tam yandan da bir göstereyim aracı. Araç SUV segmentinde yer alıyor ama yerden yüksekliği Selim biraz düşük. Sadece 145 mm. Normalde biliyorsun 19, 20, 21 santim yerden yüksekliklere alışmış durumdayız. Bu arada bizim aracımız Luxury adlı donanıma sahip. Jantlarımız 18 inçlik. Lastikler 235-50R18 boyutlarında. Benzin deposu şurada. Diğer tarafta şarj soketi vardı. Burada benzin deposu var. Benzin deposu bayağı küçük yalnız. Sadece 37 litre. Arka camlar karartılmış vaziyette. SUV'ların olmazsa olmazlarından tavan barı var. Ve köpek balığı sırtı şeklinde anten var. Ayrıca dodiklerde başlayan, yan tarafta devam eden plastik korumalar. O da bir SUV özelliği. Ayrıca kapı şu şekilde açılıyor. Bak, eşikle beraber açılıyor. Ve şurası temiz kalıyor.
yağmurlu karlı havalarda bile buraya paçanı inerken binerken sürsen bile paçan kirlenmiyor. Evet Selim, seni ön yolcu koltuğuna alayım. Ben de hazır açmışken kapı içinden başlayayım. Malzeme kalitesi güzel. Yumuşak plastik, deri ve bayağı güzel desenli bir deri. Burası da deri, burada dikişi de var. Ve çok büyük bir eşya gözü var. Burada da büyükçe bir hoparlöre yer verilmiş durumda. Burada merkezi kilit düğmelerine yer verilmiş. 4 cam hem elektrikli hem de tek dokunuşlu olarak iniyor, kalkıyor. Buradan ayna ayarları elektrikli olarak yapılabiliyor. Çocuk kilidi var. Düğmeye bastığınızda da aynayı kapatabiliyorsunuz. Şu şekilde dar yerlerden geçerken ayna kapanmış oluyor. Aynada ayrıca kör nokta uyarı sistemi de var. Tekrar şu şekilde açabiliyoruz. Kör nokta uyarı sistemi şurada. Keşke aynanın üstünde olsaydı. Ayrıca aynada şurada simgesini göreceksiniz. Bu çözücü özellik de var. Paspası göstereyim. Test aracında halı paspas yer alıyor. MG logolu. Az önce Selim basmıştı iki pedala da. Gaz ve fren pedalları. Burada güzel bir eşya gözü var. Fonksiyonelliği arttırıyor. Burada far yükseklik ayarı. Bu da Mercedes modellerinden tanıdığımız, Selim bak, şu şekilde kapatılıp açılabilen ve yönlendirilebilen, adeta uçakları andıran bir havalandırma kanalı yer alıyor. Koltuklar çok güzel. Entegre kafalıklı. Beğendin mi koltukların tasarımını? Ben çok beğendim. Çok sportif. Yan yükseltileri de yeterli. Deri ayrıca elektrikli olarak ayarlanıyor. Önümdeki ekran 12.3 inçlik tam dijital bir ekran. Burada hız kadranı var. Şu ready şu an motorun çalışıyor olduğu anlamına geliyor. Benzinli depoyla 119 km range'imiz kalmış. Piller ise %49 dolu ve 25 km menzil veriyor. Burada da power bölümü var. Yüzde olarak yüzde kaç güç kullanıyorsun onu gösteriyor. Bu eksiye bile düşebiliyor. Eksiye düştüğünde o sırada piller şarj oluyor anlamına geliyor. Direksiyon güzel, deri, ele iyi oturuyor ve şöyle dikişli bir yapısı var, gayet güzel. Tepkilerini de ben beğendim açıkçası. Göbeğinde MG'nin logosu var. Buradan ses sistemine kumanda edilebiliyor. Buradan da önümdeki ekrana kumanda edilebiliyor. Şurada da hız sabitleyici ve sınırlayıcının kumanda birimi yer alıyor. Selimciğim, burada da yine bir renkli, bu sefer dokunmatik ekran var. 10.1 inç büyüklüğünde. Ana sayfa bu şekilde. Radyo, navigasyon ve klima ayarlarını yapabildiğin düğme şu şekilde. Bu arada koltuk ısıtması var otomobilde, ancak bu menüden kumanda edilebiliyor. Buraya girmen gerekiyor. Buraya girmeden şu aşağıdaki düğmelerle oraya ulaşamıyorsun. Burada yine kapatılıp açılabilen, yönlendirilebilen, etrafı güzel bir krom çerçeveyle kaplı havalandırma kanalları var. Bu arada motoru buradan çalıştırabiliyorsun. Şu anahtarı herhangi bir yere takman gerekmiyor. Ayrıca bagajı da şu düğmeye uzun basarak ya da şuradaki düğmeye basarak açıp kapatabiliyorsun. Sen navigasyona girdin. Bu arada bu ekran hem Android Auto'yu hem de Apple CarPlay'i destekliyor. Ayrıca demin söylediğim gibi sen şu an kurcalıyorsun. Navigasyon da yer alıyor. Güzel bir ekran. Tek eleştirim, tepki hızı biraz yavaş. Tepki hızı biraz daha iyi olsaydı güzel olurdu ama grafikleri ve işleyişi gayet güzel. Sen onunla oynarken ben şu aşağıya gideyim. Aşağıda da bazı kısa yol tuşları var. Bak, şuna bastığında o ekranda ana sayfa, buna bastığında ayarlar, buna bastığında klima çıkıyor. Buradan da ses açıp kapatabiliyorsun. Bunlar ise ön cam ve arka cam rezistansları. Burada kapatılıp açılabilen bir göz var. Eşya gözü olarak da kullanabilirsin ama asıl amacı 2 adet USB girişi ve 1 adet de 12 voltluk girişe sahip olması. Burada joystick tipli 10 ileri otomatik şanzımanın vites kolu var. Şu an P'deyiz. Bak şimdi sen o ekrandasın ama o ekrana geri görüş kamerası, hatta 360 derece kamera gelecek. İstersen aracın etrafında bir dolaşabilirsin. Seni burada görebiliriz. Bu arada kılavuz çizgileri dönen renkli bir geri görüş kamerası var. Sağ tarafta, sol tarafta da şunlara bastığınızda hep önü, solu, arkayı ve sağı gösteriyor. 360 derece kamera var. Şimdi Selim orada dolaşacak ve onu göreceğiz. Arkaya gitti. Her zamanki gibi parmağıyla kameraya dokundu. Şimdi sol taraftan geçiyor. Görüyoruz. O kameraya da dokundu. Şu an önde. Sensörler çalıştı. Kamerayı tespit edemedi galiba. Bulursa kapatır kesin. Huyudur. Evet, buldu, kapattı ve şimdi sağ tarafa geldi.
Teşekkürler Selim. 360 derece tur attın ve seni gördük. Tekrar vites topuzuna gelecek olursam, şu yana basarak, bu bana BMW'nin ve Peugeot modellerinin joystick tipli vites kolunu anımsattı. Gayet güzel çalışıyor. Şu şekilde N'ye, bir daha aldığınızda D'ye alıyorsunuz ve ileri doğru gidiyorsunuz. Herhangi bir viteslere manuel olarak kumanda etme imkanı bulunmuyor. Tekrar P'ye alalım. Burada dörtlü flaşör düğmesi ve EV düğmesi var. Selim bak, bu çok önemli. Buna bastığın zaman %100 elektrik moduna geçiyor ve sadece pil harcıyorsun. Ona tekrar bastığında iptal etmiş oluyorsun ve hibrit moda geçiyorsun. Hem benzin hem de elektrik sarfiyatı oluyor aracın sürüş durumuna göre. Daha sonra burada elektronik park freni var, auto hold özelliği var ve yokuş iniş destek sistemi var. 360 derece kameraya demin geri vitese aldığımızda geçmiştik. Ayrıca her zaman bu düğmeye basarak da geçebiliyorsun. Burada iki tane büyük bardaklık var. Buraya ben telefonumu koyuyorum mesela, şöyle bir eşya gözü var. Burada da üstü deri kaplı, dikkat et, ileri geri kayan bir kol dayama var. İçinde şöyle gösteriyorum. Klima fonksiyonu var. Uzun zamandır klimalı kol dayama görmemiştik Selim. Hı hı. Klima soğutuyorsa burayı soğutuyor, klima ısıtıyorsa burayı ısıtıyor. Mesela koyduğun bir içecek orada soğuk ya da sıcak kalabilir. Hı hı. Torpidoyu gösterir misin izleyicilerimize? Hı. Bir de ambiyans aydınlatması var. Hı hı. Onun da renklerini değiştirebiliyorsun. Torpidoya bakalım. O ışıklı, güzel ve derin, büyük değil mi? Hı hı. İçinde herhangi bir yumuşak kaplama yok. Ama bir tane kolonya şişesi almış, aracın ruhsatını almış, bir gözlük kılıfı almış. Bayağı içi geniş, ferah. Malzeme kalitesi buralarda da güzel bu arada. Yumuşak plastik ve deri kullanılmış durumda. Ambiyans aydınlatması şu şekilde buralara kadar devam ediyor. Ve kapı içinde de devam ediyor. Ama tabii gündüz çok gösteremiyoruz onu. Şurada biraz belli oldu. İç dikiz aynası kendinden kararmalı. Burada LED aydınlatmalar var. Ne biçim sesler çıktı? Trip kompütürü açtın sen. Buradan başlatıp kronometre olarak sayabiliyorsun. Burada pusula verdi. Burada da -3 metredeymişiz. Onu gösterdi. Denizin altında görüyor bize. Biraz yanıldı. Halbuki +3'te falanız. Bak orada 3 metrelik bir kot farkı olsa +3'te falanız. Burayı gösteriyordum. Hem perdesi elektrikli olarak açılıp kapanabilen hem de camı açılıp kapanabilen panoramik cam tavan var. Çok güzel bir özellik. Bu luxury donanımında geliyor. Zaten iki donanım var. Comfort ve luxury adında. Siperliklere bakalım. Kart koyma yeri şu dış tarafta. Aynayı şu şekilde açtığında LED aydınlatma var. Aynısından burada da var. Şu şekilde gösterelim izleyicilerimize. Benim tarafımda tutamak yok. Senin tarafında tutamak var. Burada da emniyet kemerlerinin yükseklik ayarının olduğunu görebiliyoruz. Güzel bir özellik. Evet. Şurayı da gösterdikten sonra üstü açılıp kapanabiliyor. Demin şöyle açıkken göstermiştik. İstersen arka koltuk incelemesine geçebiliriz. Bir de burada SOS var. Evet. E-call sistemi. Evet. Acil çağrı sistemi. O da artık yeni modellerin olmazsa olmazlarından. Bir de istediğin zaman istediğin sosu sana yaklaştırabiliyor. Ketçap mı, mayonez mi? Ne sosu o mesela? Mayonez. Espri yapalım. Hadi arka koltuğa geçiyoruz. Hı-hı. Maya da gözüktü bu arada. Maya da çekimde bizimle beraber. Hı-hı. Tek dokunuşlu değil mi? Hı-hı. Hem de tam açılıyor. Çok güzel bir özellik. Biraz karanlık çıktı. Şimdi senin yüzünü görebildim. Kapatabilir misin? Evet, tek dokunuşlu olarak kapandı. Oo, kapıyı zor açıyorum resmen rüzgardan. Hala yumuşak plastik. Evet, kapıyı ittiriyor rüzgar. Hala yumuşak plastik ve eşya gözü burada da büyük. Öndeki kadar olmasa da. Bak burada uçak tipi şu şekilde eşya koyma gözleri var. Havalandırma kanalı olması güzel. Ayrı ayar yapılamıyor. Çift bölgeli otomatik klima ama havalandırma kanalı var. Ayrıca 2 adet de USB girişi var. Ve çok güzel bak, şaft tüneli yükseltisi yok kadar az. Çok güzel. 3 yetişkin burada oturabilir. Isofix bağlantıları kolay yerde, hemen şurada bağlantı noktasını görüyorum. Evet, sen üstü deri kaplı olan kol dayamayı açtın. Orada sürprizler var. İçi yumuşak malzemeyle kaplı bir eşya gözü ve ikili bardaklık. Yani burası son derece güzel. Ve Selim, bir özelliğini sana hiç göstermemiştim. Şimdi gösteriyorum. Bu sırtlıklar eğim ayarlı. Onu bir kapatırsan hemen göstereyim. Şu şekilde mesela daha dik
konumlu oturabiliyorsun, gördün mü? İstersen yatırıyorsun, istersen daha dik konumlu oturabiliyorsun. Hemen aracın içine bineyim. Rüzgar kapıyı kendi kapattı. Ben hiçbir şey yapmadım. Ön koltuk benim ayağıma sahip. 1.78 boyundayım ve çok güzel bir diz mesafesi var. Ayrıca şurada ayak koyma yeri de var. Bir de baş mesafesini gösterelim. Cam tavana rağmen 5 parmak girdi. Çok çok rahat bir baş mesafesi de söz konusu. Burada hem aydınlatma, hem askı, hem de tutamağa yer verilmiş durumda. Senin tarafında da aynaları mevcut. Ve bu arada bak, sen oturduğunda çok güzel bir ayrıntı. Eğer önde annen oturmuyorsa buradan önünü görebiliyorsun. Kafalıkta şu şekilde bir pencere var. Artık sürüşe geçeceğiz. Ama sana burada bay bay yapıyorum Selim. Çünkü aracın sürüşünü ben kendim çekeceğim. Senle ve Maya'yla belki birkaç tane yorumunuzu almak için kısa bir bölüm çekebilirim. Tamam. Ama şimdi izleyicilerimize bay bay yapabilirsin. Bay bay. Antalya'dan sevgiler ve saygılar. Evet, sürüşe devam ediyoruz videonun geri kalanında. Evet Selim, Maya da katıldı bize. Sürüşün ilk dakikalarını beraber çekiyoruz. Hı-hı. Nasılsınız arkada? Rahat mısınız? Evet. Etrafınızı rahat görüyor musunuz? Evet. Maya'nın altında zaten yükseltici de var. Bu arada arka koltuk sırası son derece konforlu. Arkada bağımsız süspansiyon var çocuklar. Deri koltuklar var. Şaft tüneli yükseltisi az. Havalandırma kanalı var. İki tane USB girişi var. Ortada kol dayama var. Hem bardaklığa hem de eşya gözüne sahip. Ayrıca koltukların sırtlıkları da ayarlanabiliyor. Hı hı. Selim'le onu gösterdik. Gayet konforlusunuz diye düşünüyorum. Şu an mesela bir bozuk asfalta girdik. Biraz mıcırlı bir yolda gidiyoruz. Nasılsınız? İyiyiz. Konforlu değil mi? Evet. Birazdan bir performans deneyeceğiz. Bu otomobil Maya hibrit. Yani hem elektrikli hem de benzinli motora sahip. Şimdi birazdan iki motorun birden gücüyle, hatta şu an kırmızı ışığa denk geldik. Kırmızıdan isterseniz bir kalkış yapalım. Şanzımanda herhangi bir mod yok ve basıyorum. Bastım. 100 olunca söyleyeceğim. 100 oldu. 6.9 saniyede. Nasıldı Maya? Çok iyi. Güzel değil mi? 6.9 saniyede 0'dan 100'e çıkıyor. 258 beygir güç ve 480 Nm maksimum torka sahip hibrit sistem. Bir de birazcık kaydı. Evet, biraz patinaj çekti. Yere çok iyi tutunmadı. 4x4 olsaydı daha iyi tutunurdu. Şimdi bir kırmızı ışıktan daha kalkış yapacağız. İkinci kalkışımız olsun. Keşke 4x4 olsaydı. Daha iyi tutunurdu. O patinaj sesi gelmezdi Mayacığım. O gerçekten çok iyi fırlıyor. Evet, herhangi bir sürüş modu da yok. Şanzımana da manuel müdahale edilemiyor. Yeşil yanınca Selim sen bas de basacağım. Ben de söyleyeyim. Tamam. Ve yan bastı. Bastık. Evet. Oo, yine biraz patinaj çekti. Hafif yanladı da. Çocuklar 100 olduk. Ve dağısı da var tabii ki. Dağısı da var. 120, 130, 140'ı gördük. Evet. Nasıldı? Çok güzel. Evet. Şimdi sürüşün diğer kısmını, aracın teknik özelliklerini ve benim sürüşle ilgili yorumlarımı tek başıma çekeceğim. Bölümde vereceğim izleyicilerimize. Tamam. Hoşça kalın çocuklar. Bay bay. Otomobilin teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. 1.5 litrelik 4 silindirli 16 supaplı modern bir turbo benzinli motor var. Bu benzinli motorun yanı sıra tabii ki elektrikli motor ve piller yer alıyor. Otomobili 3 farklı güç ve tork çıkışıyla değerlendirmek mümkün. Benzinli motor 162 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. Sadece elektrikli motor çalışırken 122 beygir güç ve 230 Nm tork söz konusu. Ama hibrit sistem çalışırken, yani hem benzinli motor hem de elektrikli motor devredeyken 258 beygir güç ve 480 Nm torka sahip oluyorsunuz. Araç 10 ileri otomatik şanzımanla kumanda ediliyor. Bu sadece benzinli motor çalışırken 6 ileri olarak, sadece EV yani elektrik vehicle'ın elektrikli motoru çalışırken 4 ileri otomatik olarak çalışıyor. Bu arada bu araç önden çekişli. Keşke 4x4 olsaydı. Hibrit sistem devredeyken otomobilin maksimum hızı
saatte 190 km, 0-100 km bölü saat hızlanma süresi ise 6.9 saniye. Bu arada sadece EV modda, yani sadece elektrikli giderken araç maksimum 130 km bölü saat hıza kadar çıkabiliyor. Bu da güzel bir özellik. Otomobilin boş ağırlığı, bu benim kullanmakta olduğum Luxury adlı donanımda 1775 kilogram. Bu tür kabloyla şarj edilebilir hibrit otomobillerde ortalama yakıt tüketimi verisi söylemek çok güç. Çünkü her kullanıcı için farklı değerler söz konusu olabiliyor. Siz her zaman pilleri şarj edip EV modunda kullanırsanız çok 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 düşük enerji tüketimine ve karbondioksit salımına sahip olabilirsiniz. Hatta karbondioksit salımı kullanımda 0 gram bölü kilometre olur. Enerji tüketimi de sizin aracı ne tür bir akımla şarj ettiğinize göre değişir. Örneğin ben ev tipi prizle şarj ettim. Pilleri bildiğiniz gibi size videoda gösterdim. Bu şarj süresi boyunca yaklaşık 5,5 saat sürdü. Ben ev tipi prizden bir akım kullandım. Benim evimde tek tarife geçerli. Ancak bazı evlerde bildiğiniz gibi gündüz için ayrı, gece için ayrı tarifeler söz konusu. Eğer gece tarifesi kullanıyorsanız ve aracınızı gece şarj ederseniz tabii ki daha düşük bir maliyetle şarj edebilirsiniz. Ya da işin en uç noktasını söyleyeyim. Solar panel, güneş paneli takarsanız çatınıza, oradan gelen elektrikle aracı şarj ederseniz 52 kilometrelik menzile hiç para harcamadan elde edebilirsiniz. Ve aracınızı mesela Antalya'da yaşıyorsanız bu 52 kilometre günlük kullanımınız için size yetiyorsa aracınızı sıfır enerji maliyetiyle kullanabilirsiniz. Örneğin sanayi tipi elektrik kullanıyorsanız yine düşük maliyetli bir şarj imkanınız olabilir. Çok çeşitli. Ben ufak bir hesap yaptım. Ocak 2022 fiyatlarına göre elektrik şu an Türkiye'de 150 kW'a kadar olan faturalarda 1,37 lira. 150 kW'tan daha fazla olan faturalarda 2 lira 07 kuruş. Bunu biraz afaki olarak ortalama 2 yuvarlak hesap olsun diye 2 lira olarak alırsanız ben otomobili şarj ederken yaklaşık 15 kW kadar bir enerji tükettim ve bunun karşılığı da 2 ile çarpsanız 30 liraya denk geliyor. 30 liraya 52 kilometrelik bir menzil kazandım. Tabi 100 kilometreyi hesaplarsanız yaklaşık 60 lira yapıyor. O da kilometrede 60 kuruş anlamına geliyor. Sürüş sırasında bu monitörü göstermek istiyorum sizlere. Ne zaman sadece elektrikli motor çalışıyor, ne zaman benzinli motor, ne zaman her ikisi birden devrede, onu buradan rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bakın gaz verdiğimde ikisi birden devreye giriyor. Gazdan ayağımı çektiğimde düz yolda piller dolmaya başlıyor. Şu tarafta gördüğünüz eksiye girdi, yani piller şarj oluyor. Gaz verdiğinizde o yüzde olarak size güç kullanımınızı gösteriyor. Sol tarafta hız göstergesi var bildiğiniz üzere. Bu monitörü takip etmek son derece keyifli. Ayrıca Selim'le iç mekan incelemesinde de söylediğim üzere sol tarafta benzin deposunun verdiği menzili, sağ tarafta pillerin verdiği menzili gösteriyor. Şu an bir kırmızı ışıkta durdum. Bakın araç hiçbir motorunu çalıştırmıyor. Hiçbir benzin ya da pil sarfiyatı olmuyor. Şimdi gelelim sürüşle ilgili yorumlarıma. Otomobil bir kompakt SUV. Gerçi yerden çok yüksek değil. Ancak tabii ki sürücü koltuğunda yükseklik ayarı bulunuyor. Direksiyon simidinde de hem yükseklik hem de derinlik ayarı mevcut. Koltukların yan yükseltileri yeterli. Virajlarda yana kaymamanızı sağlıyor. Aynalar yeterli büyüklükte. İç dikiz aynası kendinden kararma özelliğine sahip. Dış dikiz aynalarında kör nokta uyarı sistemi var. Zaten MG pilot sürüş destek sistemleri kapsamında birçok yarı otonom sürüşü destekleyen sistemler mevcut. Bunların arasında aktif frenleme, adaptif hız sabitleyici, şeritte tutma asistanı, az önce saydığım kör nokta uyarı sistemi, 360 derece kamera gibi özellikler sıralanabilir. Görüş açıları son derece yeterli. Buradaki ekranın yeri güzel. 10.1 inçlik bir ekran. Dokunmatik hızı biraz daha iyi olsaydı daha iyi olurdu. Önümde de 12.3 inçlik hayalet ekran tabir edilen tam dijital ekran var ve görevini layıkıyla yerine getiriyor. Buradaki siperlik sayesinde parlama da yapmıyor.
Direksiyon simidi 3 kollu, deri kaplı, kırmızı dikişleri var. Ele iyi oturuyor. Herhangi bir kolcuk yok. Viteslere müdahale edemiyorsunuz. Ne buradan ne de vites topuzundan. İsterseniz biraz performans sergileyelim. Atak bir motor söz konusu. Özellikle elektrikli motor da devreye girdiğinde çok güzel bir ivmelenme sağlayabiliyorsunuz. Zaten bu kağıt üstündeki 6.9 saniyelik sıfır yüz hızlanmadan da anlaşılıyor. 1775 kilogram boş ağırlığı olan bir araçtan bahsediyorum. Ama gördüğünüz gibi son derece güzel. Hızlanıyor ve virajlarda da kararlı bir yol tutuş sergiliyor. Direksiyon simidinin tepkileri de yeterli. Dörtlü flaşör düğmesi burada, sürücüye yakın. Ama ben bildiğiniz gibi her videoda söylüyorum, şurada tek başına büyük bir düğme olarak tasarlanmasını daha çok seviyorum. MG markası Türkiye'de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil ediliyor ve 7 yıl 150 bin kilometre garantiyle satılıyor. Bu çok önemli bir değer. Bu garanti hem pas, hem batarya, hem de mekanik garanti olarak geçerli. Ayrıca MG ValueGuard adlı değer koruma sistemi sayesinde siz otomobilinizi 0 kilometre satın alırken ilerideki iade ve takas koşullarını garanti altına almış oluyorsunuz. Ayrıca bu aracın Euro NCAP çarpışma testinde 5 üzerinden 5 yıldız aldığını da belirteyim. Otomobil Türkiye'de Comfort ve Luxury adlı iki donanımla satılıyor. Comfort'un fiyatı Şubat ayının ortalarına yaklaşıyoruz. 939 bin lira. Bu benim kullanmakta olduğum Luxury'nin fiyatı ise 1 milyon denebilir. 999 bin lira. Plug-in hibrit, yani kabloyla şarj edilebilir hibrit araçlarla ilgili görüşlerimi kısaca açıklamak istiyorum. Bildiğiniz gibi Anamur Medya kanalında birçok farklı sisteme sahip otomobil testi yer alıyor. Bunlar arasında %100 elektrikli olanlar, tam hibrit olanlar, yarı hibrit ya da hafif hibrit diyoruz, mild hibrit olanlar ve bu tür plug-in hibrit olanlar yer alıyor. Plug-in hibritlerin bir avantajı, elektrikli motorun pillerini her zaman dolu tutmanız gerekmiyor. Sürüş sırasında bir miktar doluyor ama bu KERS sistemi var mesela bu otomobilde. Kinetik enerji geri kazanım sistemi. Her otomobilde farklı isimler adı altında bunlar var. Ancak sınırlı bir geri kazanım oluyor. Tam hibritlerdeki kadar olmuyor. Ayrıca pilleri her zaman dolu tutmanız gerekmiyor. Az önce söylediğim gibi benzinli motor olduğu için isterseniz sadece benzinle yol alabilirsiniz. Ama elektrikli motoru, daha doğrusu pilleri dolu tuttuğunuz zaman, oradan harcadığınız zaman tabii ki sürüş maliyetiniz düşüyor. Ama tembellik yapıp sadece benzinle de yol alabilirsiniz. Ayrıca acil bir işiniz çıktı ya da bir uzun yola çıkmak zorundasınız. Bu otomobille uzun yol yapabilirsiniz. Benzin deposunu doldura doldura yola devam edebilirsiniz. Hiç beklemeden. Ama tabii dediğim gibi maliyet artar. O zaman normal bir benzinli otomobil kullanıyormuşsunuz gibi olur. Plug-in hibrite fazladan verdiğiniz para ziyan olmuş olur. %100 elektrikli otomobillerdeki handikap bildiğiniz gibi menzil. Arada bir özellikle uzun yolda şarj etmeniz ve şarj süresini beklemeniz gerekiyor. Tam hibritler ise benim şu an için en çok sevdiğim otomobil türleri. Onlarda bildiğiniz gibi büyük bataryalar var. Ayrıca benzinli motorlar var. Çok düşük ortalama yakıt tüketimleri elde ederek yola devam edebiliyorsunuz ve hiçbir zaman uzun süre aracı şarj etmeniz gerekmiyor. Zaten o otomobiller hiçbir zaman dışarıdan şarj edilmiyor. Tam hibritler bildiğiniz gibi sürüş sırasında pillerin sürekli kendi kendine şarj olması sistemi üzerine kurulu. Hafif hibritler ise en sevmediğim sistem. Çünkü çok küçük bataryaları oluyor. Onların bataryaları sadece yoğun trafikte durduğunuz zaman motor biliyorsunuz start stop sistemiyle duruyor. Motorun tekrar çalıştırılması için kullanılıyor ve bazen de tam gaz yaptığınızda bir miktar tork artışı sağlıyor. Yani en kötüden en iyiye doğru sıralayacak olursam benim sıralamam şu an 2022'nin Şubat ayındayız. En sevmediklerim hafif hibritler. Sonra plug-in hibritler. Sonra elektrikliler, sevmiyor değilim yani, seviyorum ama menzillerinin artması lazım. Ve en fazla sevdiklerim şu an full hibritler. Aracı iade etmeden önce yol bilgisayarı verilerini sizlerle paylaşmak istiyorum.
Gördüğünüz gibi araçla toplam 243.6 kilometre yapmışım. 11 saat 22 dakika sürmüş. Ortalama hızım saatte 21 kilometre ve ortalama tüketim 4.7 litre bölü 100 kilometre. Gerçekten güzel bir değer. Ayrıca kilowatt saat bölü 100 kilometre olarak da değer 7.3. O da bence gayet başarılı. Klimayı hemen hemen hiç çalıştırmadım. Şanzımanda bildiğiniz gibi manuel mod ya da herhangi bir sürüş modu bulunmuyor. Start stop da zaten bu tür araçlarda yok. Zaten aracı durdurduğunuzda tüm yakıt tüketimleri duruyor. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Antalya'dan sevgiler, saygılar.